Merhabalar Fatma Hanımlar, ne yemeklerine hoş geldiniz. Bugün böyle akşam yemeği olarak güzel böyle ıspanaklı, mantarlı, kaşarlı, patatesli harika bir fırın yemeği yapacağız. Öncelikle burada 300 gram kadar mantarım var, 1 kilo kadar ıspanağım var ve kırmızı, yeşilli, sarılı biberlerim var, böyle kapya biberden. İnce uzun uzun dildik, şöyle doğradık. Ve yemeklik soğanım var. Kızartmak için de patateslerimizi bu şekilde yaptım. Şimdi önce patateslerden başlıyorum. Şimdi şöyle biraz o patatesleri kızartacak şekilde çok abartmadan yağ koyuyorum. Yani işte patatesleri kızartmaya yetecek kadar. Şöyle biraz yağım ısınsın. Isınan patates yağımızı içine şöyle patateslerimizi atalım artık. Böyle kızartalım. Hepsini kızartalım. İki defa da kızartalım. Evet, kızaran patateslerimi fırından vereceğim tepsimin içine süzdürerek yağlarını aldırıyorum fazla. Olan yağını şöyle bir peçetenin üstüne de alabilirsin şöyle. Çünkü bu tava daha devam edecek. Bir tane daha kızartayım şöyle. Yaklaşık bir patatesiniz iri ise şöyle iki tane yeterli oluyor. İri patatesli. Küçükse bu borcamı 3-4 patates büyük, küçük ama irisi çok büyükse 2 yeterli. Şimdi bunu da kızartıyorum. Şöyle karıştıralım. Ve kızaran patatesin üstüne ben birazcık şöyle tuz sepeliyorum. Ki tuzu az olmasın diye. Şimdi bu patateslerim de kızarsın. Evet, bu kızaran patateslerimi de şöyle alacağım. Şöyle altını şey yapayım, biraz kısalım. Bunları da yine aynen o borcamımız alıyoruz. Birazcık tuz sepeliyorum. Ve şimdi ben yemeklik doğradığım soğanlarımı şöyle bir ilave edeyim. Biberlerimi de ilave edeyim. Şunları güzelce bir kavuralım. Gerçekten güzel ve farklı bir yemek. Yanına böyle et yemekleri de yapabilirim. Sadece bu da olabilir. Ev yoğurduyla muhteşem oluyor. Bir çorbayla. Nohutlu bir kahrana çorbası ya da domates, mercimek çorbaları, ezogelinler, ne istiyorsanız ve ana yemek bu olarak ikram edilebilir. Ama et yemekleri yanına da muhteşem yakışıyor. Bir örnek olarak sizlere söyleyeyim. Biraz böyle biberlerimle bunları da şöyle yaptıktan sonra burada mantarlarım var. Mantarlarımı ilave ediyorum. Biraz da bunu pişireceğim. Şöyle bütün malzemelerimizi bir karıştırıyoruz. Bayağı biraz böyle karıştırdım ara sıra. Ve biraz o birimlikleri geçtikten sonra ıspanağımı ilave edeceğim. Şöyle. Evet, biraz şöyle tuz ilave edelim. Tuz oranını herkes kendi ayarlasın. Biraz da şöyle karabiber ekelim. Ve biraz böyle toz biber. Biraz da böyle pul biber. Çok yakışıyor buna. Ve bunları bir karıştıralım. Şöyle bakın. Az önce
Bayağı bir ıspanak doluydu. Hemen çöktü. Şimdi bunun kapağını kapatacağım ki böyle güzelce pişsin bunların hepsi, bütün malzemeler. Hafif de altını kısacağım ki biraz su salarak o suyu çekip şöyle bir pişsinler. Çok da diri, çok da lapa kalmayacak ona göre. Biraz kapatalım şöyle. Evet, şöyle artık kapağımızı alıyoruz. Şöyle bir bakalım. Bakın çok öyle bir su kalmamış. Ama bu suyu alması lazım tamamen ki direkt fırına verdiğimizde kaşarla pişsinler. Şöyle hemen alsın bu suyunu. Ocaktan alalım. Kapağı örtmesi dediğimiz o biberler ve ıspanağın biraz dirilin gitmesi. Çok böyle sulanmadan kapağımı açtım. Ve az bir suyu var. Bunu aldıktan sonra hemen tepsime yayacağım. Sadece böyle yemek olarak da bunu yapıp böyle ikram edebilirsiniz. Sarımsaklı yoğurtla falan. Yumurta kırabilirsiniz. Yani tercih sizin, böyle de yapabilirsiniz. Bu da bir fikir olsun. Artık ocaktan alıyorum. Kızarttığımız patatesi bir borcam tepsimizin içine yaydık. Ve şimdi şöyle ister kaşıkla, bu uzun olanı biberler biliyorsunuz, kırmızı, yeşil, her renkten yapabilirsiniz. Şöyle şunları da alalım, mantarlarımızı. Ve her yerimize güzelce tepsimizin yayalım bu ıspanağımızı da. Muhteşem bir yemek oluyor. Tavsiye ederim. Yapın, yiyin. Şöyle. Ve şimdi rendelediğim kaşarımı, fırınımın da ayarını ayarladım ki şimdiden sıcak fırına göndereceğiz. Onu da belirteyim. Şöyle her yerini kapatacak şekilde rendemi, kaşarımızı yapıyoruz. Ve fırına göndereceğiz şimdi. Evet. Bunlar nar gibi kızarana kadar böyle eriyip nar gibi kızaracaklar. Sonra fırından artık o ıspanak yemeğimizi alacağız. Sıcak fırına gönderiyoruz hemen. Evet, artık kaşarlı ıspanağımız oldu. Evet, artık kaşarlı ıspanağımızı aldık ve şimdi muhteşem kokular her yeri sardı. Şöyle hemen bir bıçak olur, spatula olur. Neyle keserseniz artık. Mis gibi oldu, mis. Muhteşem. Bakın şöyle yapayım önce. Patatesler altta. Sonra çevirelim onu tekrar. Evet. Şöyle mis gibi. Allah Teala hepimize yapmayı ve yemeği nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.